Gel. Rüzgar Bey, bir sorunumuz var. Burada sorun hep var Aslı'cığım. Yine hangi güzel hanımefendi otobüsünü ya da dolmuşunu kaçırdı ve bizim programı patlatıyor acaba? Bu sefer daha fena. Kıvılcım Hanım'ın programını inceleme başlatmışlar. Açılan davalar var. Ne diyorsun sen ya? Eğer bugün yayın yaparsak kapama cezası gelebilir. Hatta lisans iptaline bile gidilebilir. Allah kahretsin ya. O kadar iyi program, rating rekorları kırıyor. Kıvılcım nerede şu anda? Çekim için hazırlık yapıyorlar. Arkadaşlar herkese kolay gelsin. Maalesef bugün yayın olmayacak. Ne oluyor Rüzgar? Ne demek yayın olmayacak? Bir gelsene Kıvılcım, odamla konuşalım. Hayır Rüzgar, dur bir dakika lütfen, burada söyle, hazırlık yapıyoruz. Ne demek yayın olmayacak? Programa inceleme başlatılmış. Bugün yayın olursa kanala kapama cezası gelebilir. Ne, nasıl? Ya şimdi mi haber verdiler? Maalesef son dakika. Ha, şaka gibi. Nasıl olabilir böyle bir şey ya? E ne olacak şimdi? Yayın saatinde belgesel gireceğiz. İşte karşı dava açacağız, takipte kalacağız falan. Ha, haftalar sürebilir yani. Olabilir. Ay inanamıyorum. Çok üzüldüm şu an ya. Ben de. Bir anda işsiz mi kaldım ben şimdi? Geçici bir durum gibi görmek lazım bunu. Bir sürü yapacağımız program vardı. Verilmiş sözler. Kıvılcım, senin kendini mahcup hissedeceğin bir durum değil bu. Kaldı ki biz bile bir şey yapamıyoruz zaten. Evet öyle de işte. Ne bileyim. İşte. Denetleme bir bitsin. Karşı davayı da açacağız ve takipte kalacağız. Sen de yeni evlendin. Git biraz kocanın tadını çıkar. Tamam. O zaman evinin tadını çıkar. Ev hanımı ol. Hiç olmadım ki. Ben çalışmadan nasıl yaşanır bilmiyorum. Ben de. Efendim hayatım. Canım nasılsın? İyiyim canım, işteyim, çalışıyorum. Sen? Eve geldim ben de. Hayırdır bu saatte? Bir şey mi oldu? Aslında oldu. Senin işin ne zaman biter, ne zaman gelirsin eve? Ne oldu Kıvılcım, söyler misin? Ben artık işsiz biriyim Ömer. Nasıl ya? Neden? Programa inceleme başlatılmış. Kapatma cezası gelmiş. Ömer çok moralim bozuk. Allah Allah. Sıkma canını. Her işte bir hayır vardır. Ben şimdi toparlanıp çıkıyorum, geleceğim, tamam mı canım? Tamam canım, görüşürüz. Sıkma canını hayatım benim. Nasıl sıkmayayım Ömer? Ben kendimi bildim bileli çalışıyorum. İlk defa böyle bir anda boş kaldım. De biraz ara vermek iyi gelir belki sana. Ya iki gün evet ama sonra. Evet. Yoğun çalışmaya alıştın kanalda. Hem de nasıl alıştım. O tempo bana çok iyi geliyordu. Terapi gibiydi. Aslında aklıma bir şey geliyor. Ve seninle de paylaşmak istiyorum. Neymiş o? Geçen bizim yönetim kurulu toplantımız vardı. Şirkette bir yayın departmanı gibi bir şey kurmak istiyoruz. Ne yayını? Böyle şirketin tarihçesini anlatan bir yayın evi gibi düşün. Şirketin yaptıklarını, yapacaklarını anlatan dergiler, kitaplar çıkarmak istiyoruz. Bence bu işin başına da sen çok yakışırsın. Sen ciddi misin? Çok ciddiyim hem de. Ne, ya imkansız mı bu? Yani bilemedim ki. Yani sizin şirketin kendine has kuralları var. Yani garip olmaz mı bilemedim ya. Vallahi bence hiç garip olmaz. Gayet de güzel olur. Önemli olan sen böyle bir şey ister misin, istemez misin? Bana onu söyle. Ya isterim tabii ki Ömer. Ya. Bana bak, sen ciddisin değil mi? Evet çok ciddiyim. Şu kanaldaki problem de bir geçsin. Yerine de kim geliyorsa gelsin. Düşün, taşın iyice. İşin hazır, gel başla. Ha? Tamam. Ya seni çok seviyorum. Seni. Sen mutluysan ben de mutluyum hayatım. Senin mutluluğun çok önemli benim için. Gerçekten değil mi?
Ya senin gibi bir yeteneği kaçırır mıyım ben? Müdürüme baksan ya.